Dostlarım selamun aleyküm. Bugün sizlere özellikle dargın ve küs olduğunuz insanlar var. Özellikle siz de haklısınız, karşı taraf haksızsa eğer, onun böyle Hüseyin hocam pişman olsun kapıma gelsin istiyorum. Kapımda yatsın. Ya öyle de istemeyin ya. Ama yine de ya bir dua öğreteceğim abi, diyor ki bunu okuyun bu duayı diyor. Küs olduğun kişi pişman olur. Gelir özür diler senden. Hüseyin ben ettim sen etme. Der yani, niye demesin? Ya ama samimi okuyacaksın, inanarak. Terk etti gitti birisi. He? Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin demiş. Adam seçti kolayını, bastı gitti. Ha. Hocam diyor bana bir dua ver, tıpış tıpış geri gelsin. Çünkü seviyor da adam. Veya kadın, neyse yani. Ayrılık girdi araya, soğukluk girdi falan, geri dönmesini istiyorsun. Bak, küs olduğun kişiyi oku, terk edene oku, gidene oku, yüzüstü bırakana oku, dönmesini istiyorsan ama. Anladın mı? Bu şekilde ama meşru niyetler için, helal niyetler için okuyalım. Allah muhafaza, haram bir şey için okursan başına bela alırsın zaten. Yani dua çok güzel, inanarak okursan var ya, birisinden duydum, dedi ki hocam bir okudum, o gün içinde özür diledi benden. Aa, demek ki çok samimi bir niyetle okudu. Olur, 24 saatte olur, 12 saatte olur, bir günde, iki günde, beş gün. Ama inanmıyorsan eğer olmaz zaten yani. Şimdi çok insanların fayda gördüğü bir dua olduğu için ben de size bu duayı öğreteceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına da birer tane amin yazın inşallah. Duamız şöyle kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, okuyun benimle beraber, kelime kelime okuyorum. İlahi, bi ehassi sifatik ve bi izzi celalik ve bi a'zami esmaik ve bi ismeti enbiyaik ve bi nuri evliyaik ve bi demi şuhedaik es'eluke ziyadeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevt وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحق حسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه خلصني مما أنا فيه بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ Amin. Arkadaşlar bu duayı okuyanlar inanarak okurlarsa güzel sonuç alırlar. Kilitli kapılar açılır, olmazlar olur, gidenler gelir, kısmetler açılır. Evlilik amacıyla bu dua okunur mu? Okunur. Ama haram bir niyeti okunmaz. Dikkat et. Duaya başlamadan önce abdest al, niyetini yap. Duanın kabul olacağını Allah bilir, inanarak tam bir teslimiyetle oku. Tamam. Bir de şu duayı da iliştir bu duanın peşine. Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karine ve fil kabri munise ve fil kıyameti şefi'a ve minen nari sitran ve hicaba bi rahmetike ya erhamer rahimin. لا إله إلا الله الملك القهار لا إله إلا الله الملك الجبار يا الله يا الله يا الله حسبي الله آمين. Buna önce niyet edeceğiz. Okumaya 3 hafta devam edeceğiz inşallah. Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece 15 defa okusan kafi. Birinden duydum, bir hoca anlatmıştı bunu bir gün. Ne dedi biliyor musun? O niyet edeceğin kişileri yerin 7 kat altında olsa döner gelir. Ya. Özellikle eşi, ailesini, yuvasını, çocuklarını, eşini terk etmiş insanlar var hocam diyor. Bıraktı gitti bizi falan. Ama ben seviyorum eşimi diyor. Yuvamın dağılmasını istemiyorum. Bize geri gelmesini istiyorum falan. Bunun için bir dua söyler misiniz diyor falan. Onlar için de şu duayı söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bunu Arapça yazmayı bilen birine yazdırın. Safran ve miski amberle, Arapça harflerle yazılması lazım bunun. Veya hocam ben yazamam ya. Yazacak birini ben nereden bulayım diyorsan o zaman oku. Tekrar tekrar. Ben şimdi bu duanın böyle uzun halini okuyacağım size, tamam mı? Onun videosunda açıklama kısmına linkini bırakacağım. O linke tıklayın abi. Uzun halini sonuna kadar dinle, niyetini al inşallah. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım bu dualar, bak büyük dualar hocam. İnanarak okursanız olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki Allah'ın mucib esması tecelli etsin. Hani buyurmuştu ya Rabbimiz Teala, dua edin, duanıza cevap vereyim. İşte bak, ama nasıl dua? Hani hep anlatırım. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz bir avuç toprak almış eline, kum almış abi. Bir dua okumuş falan, kuma hu demiş. Aa, kumlar döndü altın tanesine. Denem la ilahe illallah. Adam gördü bunu, yanındaki adam şok oldu. Dedi ki ya Ali, hangi duayı okudunuz? Dedi ki falanca duayı okudum. Adam hemen aldı yerden bir avuç toprak. Aynı duayı okudu, ona hu dedi. Ulan baktı hiçbir şey olmadı. Aynı toprak duruyor. Dedi ki ya Ali, sen dedi okudun duayı, kum oldu altın. Ben okudum, oldu hiçbir şey. Olduğu gibi duruyor toprak. Dedi bu nasıl oldu falan. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi biliyor musun? Dedi ki dua aynı dua. Ama okuyan ağız başka. Birini Hazreti Ali okudu. Nasıl niyetle okudu? Nasıl bir samimiyetle? İhlasla okudu. Ha sen şimdi diyorsun ki ya ben de okuyacağım ama bu duaları Hüseyin Hocam. Olur mu ki ya böyle bir şey? Olur mu ki ya diyorsan olmaz. Ben sana zaten en baştan söylüyorum. Ama inanırsın. Ya Rabbi ben bu duaları inanarak okuyorum ve senin... Benim duamı kabul edeceğine ben inanıyorum, iman ediyorum ya Rabbi dersen olur. Biiznillah. Dersen olur abi. Tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ım darda zorda koymasın kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına birer tane amin yazın. Allah sizden razı olsun. Bu duaları sevdiklerinizle paylaşın hocam. Vesile olun. Gerçekten çok sıkıntıda olanlar var. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, derdi sıkıntısı çok olanlar var. Onlara anlatalım, ulaştıralım, iletelim bu duaları. Bakın Kur'an'dan dualar öğretiyorum. Resulullah'ın dualarından dualar öğretiyorum size. Bu dualarla meşgul olun, Allah kalbinize göre versin. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Yeni bir sohbette yine görüşmek üzere. Sizi seviyorum Allah için. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.